Evet, bugün harika bir hava var. Harika havanın eşliğinde, harika doğayı da böyle izlerken bir yandan da rehberimiz Omar'dan yakın tarihe dair bilgileri edindik. Yakın tarih Türkiye'de insanları çok ilgilendiriyor. Herkes bunu merak ediyor, konuşuyor. Uzaktan kulaktan dolma bilgilerle yorumlar yapılıyor. Ama biz burada her şeyi yerinde inceliyoruz. Her zaman söylediğim gibi çok gezen mi bilir, çok okuyan mı bilir tartışmıyoruz. Hem geziyoruz hem okuyoruz. Dağıstan'daki üçüncü ve son günümüzde artık dağlardan iniyor. Önce mavi rengin bütün tonlarını keşfediyor. Ardından Avrupa'nın en büyük çölüne uğruyor. Ve artık Mahaçkale'ye ulaşıp Dağıstan'ın kalbinden deneyimlerimizi sizinle paylaşıyoruz. Kanalıma abone olmayı ve videoları beğenmeyi lütfen unutmayın. Bugünkü ilk noktamız İrganay Göleti. Dağıstan'daki yapay göllerden biri olan gölet, muhteşem manzaralarıyla turistlerin en uğrak noktalarından bir tanesi. Koysu Nehri'nin devamında yapılmış olan göletin eteklerinde Şamil Kale, İrganay, Zirani ve Maydan köyleri bulunuyor. Dağıstan'da giyim kurallarına dikkat ediniz ve geleneklere saygı gösteriniz. Burada spor yapmak hayatın parçalarından biri. Herkes spor yapar. Özellikle güreş ve dövüş sporlarında Dağıstanlı sporcular çok başarılıdır. Bakın yine Hazreti Muhammed'i seviyoruz yazıyor. Bu kez Çirkey Göleti'ndeyiz. Yapay bir gölet olmasına rağmen devasa büyüklükte, Kuzey Kafkasların en büyük göleti. Birazdan yol üstünde Çirkey Hidroelektrik Santrali'ne de uğrayacağız. İşte bu dev gölet o barajı besliyor ve elektrik üretiminde çok önemli bir yere sahip. Yaklaşık 40 kilometre uzunluğunda, 6 kilometre genişliğindeki bu gölet, Kuzey Kafkasların en büyüğüdür. Evet, çok güzel bir görüntü var çünkü suyun açık mavi, çok tatlı tondaki bir rengi. Burada da deve arkadaşlar varmış. Oh, deve kardeş. Gizli lokasyonlardan bir tanesinde durduk. Evet, zirve noktasına doğru da vardık. Görkemli hidroelektrik santrali Çirkey'i izleyebileceğimiz en iyi noktalardan birine Omar sayesinde ulaşıyoruz. Bu santral Kuzey Kafkasya'nın en güçlüsü. Ayrıca yükseklik bakımından Rusya'nın en yükseği. Senin keçilere dokunman mümkün mü? Evet, ama kokuyorlar biraz. Ve Dağıstan'ın en turistik noktasına geldik. Sulakski Kanyon'dayız. Hadi hadi, yaklaş. Tam köşeye kadar gitmelisin. Büyük Sulak Kanyonu, Dağıstan'ın doğal bir incisi. Burası, Avrupa'nın en derin kanyonu olup dünyanın en etkileyici yerlerinden biridir. Bu nedenle yılda binlerce turist tarafından ziyaret edilmesi şaşırtıcı değildir. Bu doğal oluşum, ona hayran kalmaya gelen herkes üzerinde unutulmaz bir izlenim bırakır. Sulak Kanyonu'nun yüksekliği 1920 metre. Bu, Colorado platosundaki Grand Canyon olarak adlandırılan turistik cazibeden 60 metre daha fazladır. Evet, her şey dahil. Bu yemek, balık, yanında garnitürleri, salata, içecek, ekmek. Her şey dahil. Sadece $6.
Oh, gözlememiz de geldi. Tamam, yeşillikli. Afiyet olsun. Çay, bak bak. Süper. Artık Solakski Kanyonu'nun bitişi. Aynı şekilde mağarası var burada. Burada yine Rasul Gamzatov'un 100. yaş gününe istinaden burada yapılmış. Müzik de çok güzelmiş. Eğlence merkezimize hoş geldiniz. Türkiye'den misiniz? Evet, ben Türk'üm. Eşim Rus. Harika, harika. Değerli Türk kardeşlerimiz Dağıstan'a bekliyoruz. İnşallah. İnşallah. Sübüt, maşallah. Maşallah. Kredi kartı geçiyor mu? Nakit kardeş. Evet, kaskımızı da giydik. Yolculuğumuza başladık. Burası artık kanyonun sonu mu? Sonu da denilebilir, başı da denilebilir. Giriş yaklaşık $5 para ödedik. Oo, çok güzelmiş. Burada böyle set kabile yapmışlar ki. Даже там нет такой качественной, прям два линии вот эти, потом еще вертикально. Kanyonun derinliklerine doğru gidiyoruz. Karşıda da mağara var. Mağaraya gireceğiz. Allah sonumuzu hayır etsin. Evet, mağaranın içine de girdik. Oo, burada bayağı böyle bizim yeraltı şehirleri gibi şehir var herhalde. Tam bilin. Böyle hem zipline olan yerler, hem tarzan olan yerler, hem aşağı doğru atlanılan bungee jumpingler, hem böyle horizontal gidişler. Harika bir görüntü. Korkmayın. Düşerseniz ücret iadesi var. Küpelerinizi çıkarın. Balansı bozuk düşmenize neden olabilir. Şaka yaptığımı mı zannediyorsunuz? Hadi geç kalmamalısın. Neden böyle yapıyorsunuz? Televizyonlarda hep Dağıstan'daki kazalardan bahsediyorlar. Hanımefendi, daha önce düşmüş müydünüz? Evet. Hayatta kalmayı başardınız mı? Evet. Bizde genelde kadınlar başarılı olamıyor. Erken seviniyorsunuz. Erkek arkadaşınız var mı? Hayır, yok. Keşke olsaydı, onunla son bir pazarlık ederdim. Hadi o zaman avar dilinde 3'e kadar sayalım. Bismillah. Ego. Kavgo. Siz yoksa avar mısınız? Babanızda avarlık olabilir. Harika saydınız. Stay, stay, stay! Daha
Dağıstan'ın en popüler ikinci noktasına geldik. Sulakski Kanyon'dan sonra Sarıkum. Çeviri yapmıyorum. Direkt Sarıkum olarak geçiyor. Biletle giriyoruz. Arabayla giriş yasak. Yaklaşık 13 kilometre uzunluğunda, 2 kilometre genişliğinde çok büyük bir kum dağı. Sarıkum joltu ipi soğuk. Nedir? Kum kum. Evet, yaklaşık 200 rublelik yani 2 dolarlık biletlerimizi de aldık. Gezmek için adeta bir inci. Çok hoşuma gitti Dağıstan'da turizm. Herkese tavsiye ediyoruz. Yaklaşık 300-350 tane kırmızı kitaba girmiş hayvan tipi burada yaşıyor. Bunun içinde kuşlar var, kaplumbağalar var, değişik sürüngenler var. Evet, Sarıkum'un en tepesine tırmandık. Gördüğünüz gibi burada Dağıstan'ın göbeğinde devasa bir çöl var. Bu çölün kumdan tepeciklerinden birine de tırmanmış olduk. Güneşin batışına da yetiştiğimiz için video çekebileceğiz. Bence değdi. 6 ayda tırmandığımız videoyu hatırlayanlar orada çok daha zorlu işler yaptığımızı bilecektir. Sarıkum hakkında birçok efsane vardır. Bu efsanelerden ilki, buralarda çok büyük bir dev yaşadığı, çizmelerinde biriken kumu silkelediğinde bu kum dağlarının oluştuğudur. Diğer bir efsaneye göre ise, Cengiz Han kazandığı savaşlardan birinden sonra, ordusunun gücünü göstermek için askerlerinin çizmelerini yığmış ve böyle bir kumdan dağ oluşmuştur. En son efsaneye göre ise bir hanın kızı çobana aşık olur. İkisini de öldürüp buraya gömerler. Ancak kanamaları durmaya devam etmezler. Kanama o kadar uzun sürer ki cinayeti gizlemek için bu dağlar kadar kumu doldurmak zorunda kalırlar. Restoranı da maşallah tıklım tıklım dolu. Şimdiki durağımız Habib Nurmuhammedov'un restoranı Papaha. Kendisi bir halk kahramanı gibi çok ama çok seviliyor. Restoranı da tahmin edebileceğiniz gibi tıklım tıklım. Da. Papaha. Bakalım yemeklerimizi seçelim. Tabii ki Dağıstan mutfağından Hınkal söyleyeceğiz. Avar usulü var, Dardinski var, Kumiski var, Lezginski var.
Yani Avrupa'yı mutfakları çok güzel şekilde Kafkas mutfağı, Dağıstan mutfağıyla birleştirmişler. Yani burada istediğiniz tarzda istediğiniz yemekten var. Ama ben tabii ki Dağıstan yemeği yiyeceğim. Ayranı bile mükemmel kalitede yapmışlar, ben söyleyeyim size. Ayranın üstünde hafif Hindistan cevizi püresi, onun da üstünde patlamış mısırlar ve büyük ihtimalle karamel sosu. Çok iyi bir ayran. Bulyon. Afiyet olsun. Avar usulü hinkalimiz de geldi. Burada haşlanmış hamur. Burada kurumuş et. Kurumuş ama haşlanmış. Kırmızı sos, beyaz sos. Burada da bulyonumuz var. Bu ikisini birlikte yiyoruz. Bulyonu da üstüne içiyoruz. Sosları da döküyoruz. Afiyet olsun. Mükemmel bir yolculuk beni bekliyor. Yediğim en iyiyetlerden birisi. Kırmızı sosumuza banıyoruz. Bulyonumuzdan içiyoruz. Çoban salatası. Afiyet olsun. Güneşli bir Mahaçkale sabahından herkese günaydın. Şehrin merkezi Rasul Gamzatov Caddesi'ndeki Leningrad Otel'de kalıyoruz. Dışarıdan her ne kadar eski bir otel gibi görünse de içerisi tamamıyla yepyeni. Tavsiye edeceğim otellerden bir tanesi. 40 dolara 2 kişi burada kalabilirsiniz. Hazar Denizi'nin kıyısına kurulmuş Mahaçkale şehri. Yaklaşık 1 milyon kişilik büyük bir şehir. Biz tabii ki sürekli köyleri, kasabaları dolaştığımız için şu anda şehire geri dönmüş atmosferini biz de hissediyoruz. Burada da bakalım vaktimiz olduğunca dolaşmaya çalışacağız. Burada şu anda Cuma Camisi'ndeyiz. 1994 yılında yapılmış. Bu cami Sultanahmet Camii'nden esinlenilerek bir Türk inşaat firması tarafından yapılmış. Gerçekten de Sultanahmet'e çok benziyor. Resmi adı Cuma Camii. Ancak içeriye girince Türkçe olarak Yusuf Bey Camii yazısıyla karşılaştım. Hemen yanında da müftülük var. Gel toplantıya biraz yaklaşalım. Ne toplantısı? Burada haftanın bazı günlerinde toplantılar olur. Dini sohbetler edip sonrasında ibadet ederler. Hangi Yusuf Bey'in adını acaba? Kavo Yusuf Bey. Selamünaleyküm. Abim Muhammed Gacı. Bu da Yusuf. Memnun oldum.
Bastard. Maşallah. Caminin sadece dışı değil, içi de tamamıyla Sultanahmet Camii'ni andırıyor. Benzeri bir camiye gelecek bölümde Çeçenistan'da da ziyaret gerçekleştireceğiz. İmam Şamil Bulvarı'ndan herkese sevgiler. Burada İmam Şamil'in bir anıtı da var. Anıtı görelim. Şu anda İmam Şamil Bulvarı'nda bulunuyoruz. Kendisinin burada anıtı bulunuyor. Onunla ilgili kısa bir anı anlatmak istiyorum. Kafkasya Savaşı'nın ilk dönemlerinde Gimri isimli köyde bir çatışmadan ağır yaralı olarak kurtulmuştu. Yerel bir doktorun yanında 2 ay komada kalmıştı. 2 ay komada kalıp uyandıktan sonra ilk sözleri, "Kaç vakit namaz kaçırdım" olmuştur. O her şeyden önce çok inançlı bir insan, dini bir alim. Sonrasında ise savaşçıların lideridir. Zamanında Dağıstanlıların lideri ve büyük bir stratejisttir. Ama bunlar ikinci plandadır. O her şeyden önce Şeyh Şamil'dir. Haçkale merkez noktasını da görmemiş olmayın. Her yeri gezdik, bir burası kalmıştı. Dağıstan Operası, Ali Baba ve Kır Karamiler varmış 7 Ocak'ta. Keşke gitseydi, hatta yok 3-5-7. Tiyatro, Şelkınçık Fındık Kıran Balesi. Fındık Kıran'ın da resmi gördüğünüz gibi. Çaykovski sağ olsun her yere. Rasul Gamzatov'un yine dünyaca ünlü Dağıstanlı şair, halk ozanı Rasul Bey kendisi 2003 yılında hayatını kaybetti. Cadde, onun isminin verildiği bir cadde. Burada da yolun karşısında da Milli Kütüphane var. Orada da yine hem Rus hem Dağıstan edebiyatından ünlü kişilerin heykellerini görüyoruz. Burada da yolun ortasındaki yürüyüş bölgesine bir tane kule yapılmış, Kafkas stilinde.